Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan fenomen dizi Aile son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İşte merakla beklenen Aile'nin son bölümünde yaşananlar. Ekranların fenomeni Aile milyonları ekran başına kilitledi. Anne ben geldim, anne bak bana. Anne bir yere gitmedik biz ikimiz, bak buradayız. Hülya Soykan ölüyor mu? Ailenin güçlü annesi nasıl bu hale geldi? Esas düşman kişinin annesi ise ne olacak? Aslan ve devinin çocukları olacak mı? Anne baba olmamızın önünde hiçbir engel yokmuş. Ailede bu hafta yaşanan tüm gelişmeler geliyor. Hoşça kal. Baba. Ailede İbrahim Soykan'ın ölümü sonrası Hülya Soykan'ın ne yapacağı merak konusuydu. Sakın gücüm kuvvetim kırıldı diye sevinme. Feleğin attığı tokada öbür yanağımı çevirmişim ben. Eğilsem de düşmem. Oğlum var benim. Aslanım var. Devin beklediği müjdeli haberi aldı. Çocuğunun olabileceğini öğrendi ve Aslan'a müjdeyi verdi. Anne baba olmamızın önünde hiçbir engel yokmuş. İstersek bir bebeğimiz olabilirmiş. Bak şu anda. Gönlümü. Mutlu musun peki? Ben çok mutluyum. Hı? Ben çok mutluyum Aslan. Sen mutlu musun? Bak bir şey söyleyeceğim ben sana. O kadar mutluyum ki sana. Ben yeniden doğmadım ya. Ben şu anda doğdum. Sana öyle söyleyeyim. Aslan sahte raporları düzenleyenin annesi olduğunu da öğrendi. Sen vurulmadan önce babamın hastanesine kontrole gitmiştim. O gün hastanede şüphelenmeme sebep olacak birini gördüm. Annem. Devin aile yemeğinde anne olabileceğini müjdelerken Aslan faturayı Hülya Soykan'a kesti. Babamın hastanesinde yaptırdığım raporlara göre bir daha anne olamayacağım ortaya çıkmıştı. Ama başka bir hastanede yeni testler yaptırdım. Bugün de sonuçlarını elde ettim. Meğerse anne olmamın önünde, bir bebeğimizin olmasının önünde hiçbir engel yokmuş. Teyzeciğim, çok sevindim, çok sevindim. Çok sevindim. Gerçekten mi? Zamanında ben ne dediydim? Fırın kızgın, kürek düzgün. Ya Allah'ım ya. Bak sana son kez soruyorum. Devin'in babası Ergun'la beraber oynamış olduğunuz o adi oyunu masadaki insanlara da biraz anlatmak ister misin? Ne diyorsun Aslan sen? Aman çünkü bu kadar yani kötülük artık ancak masallarda olur ya. Allah'tan Nedret Ala uyardı da her şey için çok geç olmadan anlamış olduk gerçeği. Aslan evden taşınma kararını ilk kez o gece açıkladı. Bizim yarın öbür gün çocuğumuz olacak inşallah çok istiyoruz. Ve kendi çocuğumuza kendi evimizde bakmaya karar verdik. Ev arıyorum. En kısa zamanda da çıkacağız. Ki bunu ben daha önceden yapmam gerekiyordu zaten. Aynı zamanda seninle ana oğul böyle hastalıklı göbek bağımız var ya. Onu da böyle kökünden kesip atacağım. Anne. Hülya. Hülya.
Anne, gel buraya. Sonuçlarınız temiz. Hatta tertemiz Hülya Hanım. Kan tahlilleriniz, röntgen sonuçlarınız, MR sonucunuz hepsi çok iyi. Nasıl olur? Nasıl olur? Yani fiziksel gözle görülen hiçbir şeyiniz yok. Hatta vücut yaşınız 40 Hülya Hanım. Değilmiş Allah. Belki uykusuzluk olabilir. O yüzden size bir uyku ilacı yazdım. Ama onun dışında dediğim gibi gayet iyisiniz. Sağlığınız yerinde. Bedri'nin İlyas'ın oğlu olduğu gerçeği de annesi Nedret Soykan'ı zor duruma soktu. Sana bir gün mühlet. İyice düşün, taşın. Bedri'ye her şeyi buyur sen anlat. Bunca yıl hiç kimsenin ne benim ne oğlumun kaderini tayin etmesine müsaade ettim. Şimdi sana boyun eğecek değilim. Sen bilirsin. Yarın akşama kadar vaktim var. İyice düşün. Senin dilin lal olursa benimki çılmak olur. Son diyeceğim budur. Onun içinde yazan yalanları anlatabilecek misin oğluna? He? Yanımda nasıl durmadığını, suratıma bir kapıyı da senin kapadığını anlatabilecek misin? İlyas Bedri'nin arkasından oyunlar oynadığını öğreniyordu. Konu Bedri. Bu aralar Bedri'yle pek yakınsınız siz ya. Yanlış mı? Yanlışını doğrusunu bilmem. Benim bildiğim mevzunun seninle alakası olmadı. Mevzunun seninle alakası var. Bak ben şimdi sana bir tane mesaj göndereceğim. O mesajı aç, bir bak bakalım ne var. Ondan sonra siz kendi mevzunuzu aranızda Bedri'yle çözersiniz. Alacak mı bizi himayesini? Ne diyorsun lan sen? Bizim kimsenin himayesine gereğimiz yok kardeş. Yapını bil de konuş. Ben buradayken değil İlyas kralı gelse başımıza geçemez kardeş. Aslan'dan sonra İlyas'ın da hesabını keseceğim, sen kafanı yorma. Devin Hülya Soykan'dan sonra babasından da sahte bebek sahibi olamaz raporunun intikamını aldı. Ben senin kızınım ya. En zor zamanlarımda sana sığındım babamsın diye. Bir insanın zor zamanında birisine sığınması sen ne kadar zor bir şey biliyor musun? Bir insan en zor zamanında babasına sırtını yaslayamayacaksa, ona güvenemezse bu hayatta başka kime güvenebilir ki ya? Ergun Hocam, Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer geldi. Aa, bakın şu işe. Bugün başka birisi daha yeni bir hayat kuruyor kendine. Ergun Bey, kurucu ortağı olduğunuz hastanenizin çalışma faaliyetleri bugünden itibaren bakanlığın vermiş olduğu kararla geçici olarak durdurulmuştur. Denetim raporu ve karar belgesi burada. Kayda olmayan hastalar adına reçete düzenlemek, hasta yatış sürelerini fazladan göstermek, hasta tetkik sonuçlarıyla oynamak. Değil mi? Baba. Hoşça kal. Baba. Urla'ya yerleşme kararı alıyordu Aslan ve Devin. Burası bizim yeni evimiz sevgilim. Ne? Burası bizim yeni evimiz. Biz artık burada yaşayacağız. Aslan gerçekten mi? Evet aynen öyle. Aslan. Aynen öyle. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Ya Aslan sevimiz mi? Ya. Evet aynen öyle. Çok güzel. Aslan çok güzel. Oğlu bu kararı alırken Hülya Soykan bir şokta eski evinin ihalesinde yaşadı. Var mı arttıran? 180 milyon geldi. Çağrı kaça kadar çıkabiliyoruz? Hülya Hanım, bu miktarı bile ödeyemeyiz.
Eminatımızı da yakarlar. 190 milyon. 205 milyon. 205 milyon 3 nolu katılımcımızdan var mı arttıran? Var mı arttıran? Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Senin kökünü aldım. Hilla Soykan. Tamam mı? O yanmış kökünü. Hatırla. O cinnet sofralarını hatırla. O ayarsız kocanı hatırla. Çocukluğunu yaktın, çocukları hatırla. Her şeyini aldım sen. Artık bir yerin yok. Bitti. Bırak. Bitti. Devin ve Aslan'ın aileye veda yemeğinde yaşandı final. Sen benim hayatımsın. Gidemezsin. Hayatımı benden alamazsın. Bu lafları ettiğinde ben en son küçücük bir çocuktum ve sen hatırlıyor musun sana ne yapıyordum? Bak gelip sarılıyordum, hüngür hüngür ağlıyordum bu lafları etme diye. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Beni gör istedim, görmedin. Beni sev istedim, sevmedin. Sen sadece seni sevmem istedin. Bütün dünyayı karşıma aldım senin için. Keşke anne, keşke izin verseydin de bizim böyle kendi ayrı dünyalarımız olsaydı. Keşke senin oğlun başka bir kadını sevdiği için, istemediğin bir kadını sevdiği için dünyasını paramparça etmeseydin. Hülya Soykan'ın intiharı ailede yeni bir soru işaretini doğurdu. Soykan ailesinden bir kişi daha mı veda ediyordu aileye? Anne! Anne! Hülya Hanım! Anne! Hülya Hanım! Anne! Hülya Hanım! Anne kalk! Anne! Nasıl Hülya Hanım? Anne! 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 Anne ben geldim. Anne bak bana. Anne bir yere gitmedik biz ikimiz. Bak buradayız. Anne buradayız. Bir yere gitmedik. Anne. Anne uyan anne. Uyan. Anne uyan.